Evet, Alaş'ın önderliğinde ve liderliğinde şuraya da astım. Burada oturacağım. Sayı rütbemiz devam ediyor. Hepsi geldi şimdilik bakalım. Buradalar, bizim koca kızımız orada. O da gelir. Kızların tek sıkıntısı geçenki gibi. Bunu aşağı, şu Alaş'ın gittiği yolu aşağı. Ta develere inmişler. Orada da ikinci laf var. İnip çıkması da zor oraya. Üşenmiyorlar da bu koca cüsseleriyle. Her neyse, şimdilik rutindeyiz arkadaşlar. Geçen de şurada hamak kurmuştuk. Burada orası. O videoyu izleyenler bilir. Ben de böyle oturmaya devam edeceğim. İşimin başındayım. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, Alaş kaçtı yine. İnekler de buraya kaçmaya çalışıyor. 3-4 dakikadır şuralarda havlıyor. Belki sesi gelir. Şu an geliyordur diye tahmin ediyorum. Artık gelmiyorsa da yapacak bir şey yok zaten. Öyle takılıyoruz şu anlık. Uyanık bunlar. Her biri tek tek denedi. Bak, şu sarı kız denedi. Kara kız denedi. Şimdi bu deniyor. Ne varsa burada şu tarafa gitmeye çalışıyorlar. İşte geçen gün de kaçmışlardı. Babam çevirdi. Ben peşlerinden gittim. Gelmişlerdi zaten şuraya kadar. Koşmuş çevirmiş. Şu yolda arabanın bozulduğu gün. Bak bak bak. Ya kızım, sen dayak mı istiyorsun? Yürü git. Oğlum bak git. Şimdilik öyle rutindeyiz. Alaş demin bir dellendi, yine şurada suya girmiş. Seviyor onu. Her tarafını suya sokuyor. Koştu bir şu ormana girdi. Çıktı bir şeyler yaptı. Şimdi o tarafa gitti, havlıyor. Ya bir hayvan gördü. O boşa çünkü havlamıyor. Köpekler de zaten durup dururken havlamaz. İnşallah hayvanları kovup üstümüze salmaz sadece. Çünkü bir kere başımıza gelmişti. Başka köpekler vardı bizim. Şu bizim köyün üst tarafındaki dağ. Şu an buradan çok görünmüyor ama. Oraya doğru çıkıyorduk. Bizimkiler de şeydi, av köpeği. Gittiler önümüzden hav 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 hav. Ta uzaklardan domuzları önümüze doğru çıkartmışlar. Onların da asıl işi o yani. Av köpeği de tabii. Biz ava gitmemiştik. İnek arıyorduk. İşte demin bahsetmişim, domuz yanımdan geçti diye. Bayır yukarı çıkarken pıtı pıtı bir ses geldi. Ne olduğunu anlamadım. 5-6 tane domuz. Yani neredeyse üstüme çarpacaktı. Böyle biri buramdan geçti, biri şuramdan. Şu tarafta da dikenlik vardı böyle yakın. Buramdan geçti, öteki üstüme geliyordu. Kendimi attım dikenlerin içine. Solumdan böyle zor geçmişti. O gün çok yaklaşmıştım canlı domuza. Neredeyse çarpacaktı bana. Hayvan tabi saldırmıyor. O da can avlıyla köpeklerden korkmuş, kaçıyordu. Bir kere de küçükken annem, bizim köy, annemin köyü aşağısı, bizim köy buradan. Buradan bizle yürürken, ben de hayal meyal hatırlıyorum. Kardeşimle beni elini tutmuş getirirken şu yolda tam buradan domuz sürüsü geçmiş. O da o gün çok korkmuş. Allah'tan bir şey yapmamışlar tabi de. Öyle şeyler oluyor. Domuz çok görüyoruz. Yani her gece yola çık, muhakkak karşına gelir o derece. Buradan da bir motor geliyor. Belki de babamdır. Belki de başka biri de olabilir. Bizim motor sesine de benziyor aslında ama döndü öbür tarafa doğru. Ya babam bizi görmedi. Burada sığırları görmedi. Bizi kaymaklar bu karavanın olduğu yerde zannetmiş olabilir. Çünkü oradan, evet, çukurda kalıyor ya, çok görünmüyor. Öyleyse de zaten gelir. Alışı bekliyorum şimdi inşallah. Gelir bakalım. Çalışmaya devam arkadaşlar. Görüşürüz. Alo. Ne? Ne neredesin? Şey diyeyim, geçek yanında. Ben gördüm seni. Motorla geçen sen miydin? Evet. Görmedin mi bizi? Yok. Geldim kesiyorlar. Nerede? Şeydeyiz işte, şu Eğriçam'ın oradayız. Tamam, ben geleyim. Şimdi bakacağım. Tamam. Evet arkadaşlar, tahmin ettiğim gibi o geçen babammış, görmemiş bizi. Karavanın oraya gitmiş. Onu da bir çekeyim dedim. Kısa bir anekdot. Alaş hala havlıyor, gelmedi. Sesi bayağı uzaklaştı ama. Olmazsa babam gelince motorla bir bakmaya gidelim. Herhalde o koyunları bir yere koydu geldiğine göre. Evet arkadaşlar, babam geldi yanıma. Ben de hemen motora atladım. Alaş beni gördü, şuradaydı. Tekrar ileriye doğru hamle yaptı. Havlıyor. Neye havlıyor, kime havlıyor anlayamadık. Nerede? Orada bak. Alaş! Şişt, Alaş! Gel! Beni gördükçe gaza geliyor, daha da ilerliyor ya. Bilmiyorum, kamerada görülmüştür herhalde. Ben gördüğüme göre o da görmüştür diye tahmin ediyorum. Biraz daha peşinden gideceğim, bakalım. Neymiş derdi. Neredeyse hayranlar köyüne indim zaten. Ağaçların içinde gördüm Alaş'ı tekrar. Hah, bak burada çıktı geldi. Oğlum ne oldu Alaş? Ya beni gördükçe gaza geliyor. İşin kötüsü o. Ben getirmek için, geri götürmek için geldim. O beni gördükçe iniyor da iniyor. Neyse.
Sahip çıkalım köpeğimize sonuçta. Başında durmak lazım. Alaş be, ne oldu oğlum? Şşt, Alaş gel, Alaş. İnat da gidiyor. Şey sıkıntı ya, başka köpekler var, onlarla kavga dövüş eder. Neyse, ben biraz daha peşinden gideceğim mecbur. Şimdi de bu taraf ormana girdi. Bir şey kovalıyor ama vallahi ben de anlamadım. Tek sıkıntı başka köpeklerle kavga etmesin. Bu aşağı köylerde bir köpek sürüsü var, geçenlerde bizim köye gelmişlerdi yine. 5-6 tane birden geziyorlar. Alaş hatta onların üstüne avladı da gitmemişti, korktu kalabalıklar. Şurası da bizim meşhur çaldığımız arkadaşlar. Çok güzel bir manzarası vardır. Hatta paraşütle atlama bile yapılıyor orada. YouTube'da videoları var. Mengen çaldığı Çal Tepesi yazınca çıkıyor. Paraşütle atlama videoları bile çekmiş bazı arkadaşlar, gördüm. Burada hayranlar köyü işte. Şu an daha için çekmiyorum tabii de. Alt taraflar buradan başlıyor. Bizim bağlı olduğumuz köy. Bizimki de Yunuslar Mahallesi diye geçiyor. Annem bu köylü, babam da Yunuslarlı. Biraz daha bekleyeceğim Alaş'ı. Ne olur ne olmaz. Bu açlığı da ilk defa görüyorum. Burası traktör yolu desen değil gibi duruyor. Şöyle bir bakacağım. Yok canım, ne traktör buradan. İnsan inip çıkamaz. Buraya bir şey yapılmış ama artık ya kanal geçti ya buradaki ağaçlar kesildi, bilmiyorum. Ama şu manzaraya da bir bakın arkadaşlar. Şurası da benim anneannemlerin. Rahmetli oldular. Dedemlerin evi kırmızı. Oranın da manzarası mükemmeldir. Zaten şu manzara da az çok kendini belli ediyor. Oraya kadar indim neredeyse, yani şuradan. İki adım daha yürüsem oraya varacağız. Eskiden tabii buraları yürürdük. Demin bahsettiğim domuz mevzusu gibi. Şu aradan geçer. Bizim köye yürü gel. Gitmeler gelmeler öyleydi. 2006'da biz bu motor aldık. Sonra köyde herkes motor almaya başladı. Motorize ekip diye de sayfamız var. Onu da beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Orada güzel videolar paylaşıyoruz bazen. Şu an herkeste motor ATV var. Bir araya geldikçe toplanıyoruz, dolaşıyoruz. Alışı bulamadım. Ormanlarda dolaşıyor. Artık ben yavaş yavaş döneceğim. Onu çağıra çağıra. Gelir herhalde, bir tehlike olsa illaki ses verirdi. En azından başka bir köpek, bazen tavşan oluyor buralarda çok. Bazen domuz, belki onların kokusunu aldıysa ya da tavşan falan gördüyse onu kovalıyordur. Ben ufaktan döneceğim arkadaşlar, görüşürüz. Evet arkadaşlar, Alaş geldi. Ne biçim susamış bu da. Sinekler de öyle. Salaklar sabah içmedi mi, ne yaptı? Babam da çok güzel bir mantar bulmuş. Şuna bakın, dışı pasparlak. Mis gibi kokuyor. Alaş da burada. Öyle ne oldu? Biz de eve kaçacağız. Evet arkadaşlar, söylemeyimiz yedik. 2-3 saat geçti. Hava bir yağıyor, bir kapanıyor, açıyor diye gelmedik de pek. Sadece ben sularını kontrol edeceğim. Zaten gelir gelmez bizim bahar kızımız şuradan beni kesti. Uzaktan fark etti. Manzaramız böyle. Hava çöktü. Gök gürlüyor. Bir geliyor bir gidiyor ama. Ben şimdi bakayım, daha önce sularına boşuna taşımayalım. Aslında var da yani. İyi, öğleden sonra daha içmemişler herhalde. Bu biraz az. Azıcık bir su koyacağım. Kızlarımız orada geziyorlar. Yesinler madem, dokunmaya gerek yok. Oh, boşuna çarptım. Bakalım video çekebilirsem çekeceğim. Belki ben de şimdi yağmur yağarsa eve kaçarım. Akşama kadar belki çıkmayız. İnekler burada durur. Koyunlar da içeride. Şimdi ben bir su koyayım arkadaşlar. Yağmura yakalanmadan kaçayım. Hafiften çiseliyor çünkü. Görüşürüz.